Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir AYT Türk Dili ve Edebiyatı denemesiyle birlikteyiz. Sizler için hazırladığım bu denemede kendi soru tahminlerime de yer verdiğimi belirtmeliyim. Dolayısıyla bazı sorular üzerinde özellikle duracağım. Bunun dışında her zaman olduğu gibi soruları çözerken önemli hatırlatmalarda da bulunacağım. Sizler de kanala destek olarak yorum bölümünde düşüncelerinizi ve sonuçlarınızı belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi dilerseniz deneme çözümüne başlayalım. Yukarıdaki dörtlüklerle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce dörtlüklerimize bakalım. Karaca olan tutma beni el gibi, akıttım gözümden yaşı sel gibi, bahçende açılan gonca gül gibi, dizip al yanağı soldurma beni. Derya coşar inci saçar kenara, aşk ehli dayanır ateşe kora. Bülbüller gül için giymişler kara, seherler uyanır bülbül zarında. Her ikisinde de düz kafiye örgüsü kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar her iki dörtlüğümüzde de var mı bakalım. El gibi A, sel gibi A, gül gibi A, soldurma beni B. Burada düz kafi örgüsü var. Kenara A, kora A, kara A, zarından B. Burada da düz kafi örgüsü var. A seçeneğimiz doğru. Durak düzenleri aynıdır. Şimdi dörtlüklerimiz 11'li hece ölçüsüyle yazılmış durumda. 11'li hece ölçüsüyle yazılan bir dörtlük 6 artı 5 ya da 4, 4, 3 şeklinde duraklanabilir ve unutulmamalıdır ki duraklar kelimeyi bölemez. Burada da dikkat ederseniz karaca olan tutma, akıttım gözümden, bahçende açılan, dizip al yana ifadelerinde 6 artı 5 durak düzeni mevcut. Derya coşar inci, aşk ehli dayanır, bülbüller gül için seherler uyanır. Burada da arkadaşlar 6 artı 5 durak düzenimiz mevcut. B seçeneği doğru. İlk dörtlükte benzetme, ikincisinde hüsnü talil sanatına yer verilmiştir. El gibi, sel gibi, gül gibi ifadelerinde özellikle gibi benzetme edatından dolayı ilk dörtlükte benzetme söz sanatına yer verilmiştir. İkinci dörtlükte de son iki mısraya dikkat edin. Bülbüller gül için giymişler kara, seherler uyanır bülbül zarından. Şimdi seherlerin uyanması seherin olması bülbülün sesiyle ilgili değildir. Bu şairin bulduğu sebeptir. Dolayısıyla bir olay asıl sebebinin dışında bir sebebe bağlanırsa orada Hüsnü Talih Söz Sanatı var demektir. Bu da doğru. C seçeneğini de eliyoruz. Bağlı oldukları gelenek aynıdır. Şimdi arkadaşlar her ikisinde de dörtlük nazım birimi var. Her ikisinde de anlaşılır sade bir Türkçe var. Her ikisinde de 11'li hece ölçüsü var. Kafiye ve redife yer verilmiş. Dolayısıyla her ikisinin de halk edebiyatı ürünü olduğunu söylemek doğru olacaktır. Şimdi gelelim D seçeneğine ek halinde redife yer verilmiştir. Bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Neden? Şimdi önce ilk dörtlüğümüzü inceleyelim. El gibi, sel gibi, gül gibi. Buradaki gibi ifadeleri, gibi edatları yazım ve görev bakımından aynı olduğu için rediftir. Yalnız bunlar sözcük halinde rediftir. El, sel ve gül ifadelerindeki kelimelerindeki tek L sesi de yarım uyaktır. Şimdi diğer dörtlüğe bakalım. Kenara A yönelme haleki, kora a yönelme hal kara sözcüğü ise kök halinde. Şimdi ilk 3 mısrada her üç kelimede de a yönelme hal bulunmadığı için burada rediften söz edemeyiz. Öyleyse a ve r sesleriyle arkadaşlar tam kafiye vardır. Dolayısıyla ek halinde redifimiz yok. Cevabımız D seçeneği olacak. İkinci sorumuzu inceleyelim. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşündü. Daha ilk güzelliğinde, alnını iki dağın arasına germiş, bir devin göğsüne benzer göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar ellerinde ekmek iğneleri, cami avlularına açılan havuz sularına kapılan çocuklar. Görmeden güneşin bütün renklerini götürmezler de dükkandaki babalarına, ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarına. Şimdi çağrışıma dayalı bir anlatım tercih edilmiştir. Bu doğru. Çünkü çağrışıma dayalı anlatım neyi işaret eder arkadaşlar bize? İmgeyi işaret eder ve şiirimizde imge var mı? Var. İmge ne demekti? Kelimelere, kelime gruplarına yeni anlamlar yüklemek demekti. Bakın arkadaşlar burada başında yağmur halkaları ya da alnını iki dağın arasına germiş ifadesi bunlar imgeli ifadelerdir. Dolayısıyla şiirin diğer bölümleri de olmak üzere çeşitli yerlerde imge ve çağrışma dayalı bir anlatıma yer verilmiştir. A seçeneğini eliyoruz. Serbest ölçü kullanılmıştır görüldüğü üzere. Doğru. Bazı İslami ögeleri içerdiği görülmektedir. Bakın Yasin okunan, yine devam edelim arkadaşlar, dualar, cami bunlar İslami ögelerdir. Dolayısıyla D seçeneği de doğru. Görsel unsurlardan yararlanılmıştır. Özellikle yeşil renk olmak üzere şiirin son bölümünde görsel unsurlardan yararlanılmış, gözlemden bir noktada yararlanılmış arkadaşlar. E seçeneği de doğru. Yalnız toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır. Bu ifade yanlış olur. Şimdi bazı görsel unsurlar kullanılsa da, bir parça da olsa, gözleme yer verilse de burada toplumcu şiir anlayışından bahsetmek doğru olmaz. Neden? Toplumcu şiir anlayışında, şiirde ileri sürülen bir düşünce, bir tez, ideoloji vardır. Yani şiir özgürlük, kavga şiiri olarak karşımıza çıkar. Sosyal problemlere değinilir, çeşitli konulara değinilir. Dolayısıyla burada özgürlükçü, kavgacı bir şiir göremiyoruz. Söylev üslubunu göremiyoruz. Propaganda şiiri, ideoloji şiiri, düşünce şiiri göremiyoruz. Burada çağrışıma dayalı bir parça da olsa üstü kapalı, anlamı gizli bir şiir var. Serbest ölçüyle yazılması bizi aldatmasın. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Ki bizim şiirimiz arkadaşlar Cahit Zarifoğlu'nun şiiridir. Onun şiirinde hem İslami duyarlılık görülür hem şiiri bir parça ikinci yeniye de kayar. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Yukarıdaki beyitlerin hangisinde yanında verilen söz sanatı kullanılmamıştır? Tenasüp birbiriyle ilgili kelimeleri bir arada kullanmak demektir. Aşk derdiyle hoşam el çek ilacımdan tabip, kılma derman kim helakim zehri dermanındadır. Bakın dert, İlaç, tabip, derman, helak, derman bunlar birbiriyle ilgili kelimeler. Telmih, hatırlatma, anımsatma demektir. Mende Mecnun'dan füsun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadıkı menem Mecnun'un ancak adı var. Yani bende Mecnun'dan daha fazla aşık olmak kabiliyeti var. Asıl aşık benim Mecnun'un ancak adı var. Burada Mecnun ifadesiyle telmih sanatı yapılmış. İstifam soru sormaktı. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Bakın iki yerde soru sorulma durumu var, istifam da doğru. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Mübalağa abartma demekti. Sevgili beni çektirdiği cefalardan canımdan usandırdı. Kendisi bu cefalardan usanmayacak mı? Benim ahımdan felekler yandı. Özellikle burada abartma var. Ümidimin ışığı yanmayacak mı? Dört de doğru. Ger derse ki fuzuli güzellerde vefa var. İnanma ki şair sözü elbet yalandır. Teşbih yani benzetme sanatı bu beyitte kullanılmamış arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi ilk 3 sorumuz şiirde yapı, şiirde içerik, ahenk unsurları ve arkadaşlar söz sanatları ile ilgiliydi. Bunlarla ilgili asla konu eksikliğinizin olmaması gerekir. Mutlak surette 3 veya 4 soruyu başlı başına bunlar üzerinden göreceksiniz. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olalım. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bu soruya yer vermemin sebebi arkadaşlar ben bu yıl destanlarla ilgili bir soru bekliyorum. Yani İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanları, önemli yapay destanlar, destanların özellikleri, oluşum safhaları, nasıl yazıldıkları, Hangi kültürel ögeleri barındırdıkları, milli mi, evrensel mi oldukları ile ilgili asla bilgi eksikliğimizin olmaması gerekir ve destanlarla ilgili birer ikişer cümlelik de olsa içeriklerine dair bilgi sahibi olmalıyız. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda, aşağıda yer alan destanlardan hangisine dair bilgiler yer almamaktadır? Türkler düşman saldırısında öldürülür, geriye elleri ve ayakları kesilip bırakılan yaralı bir genç kalır, Tanrı bu yaralı genci kurtarmak için dişi bir kurt gönderir. Bu destanımız arkadaşlar Bozkurt Destanı. Türkler düşmana yenilince etrafı dağlarla çevrili korunaklı bir alana yerleşir. Burada uzun yıllar kalan Türkler daha sonra demirden dağa eriterek kendilerine yol açar ve yeni yurtlara yerleşmek üzere buradan ayrılır. Bu da arkadaşlar Ergenekon Destanı. Hükümdar kızlarının Hükümdar, kızlarının sadece tanrılarla evlenebileceklerine inandığı için kızlarını insanlardan uzak tutmak amacıyla yüksek bir kule yaptırıp kızlarını oraya kapatır. Ondan sonra Tanrı'ya kızlarıyla evlenmesi için yalvarmaya başlar. Bu da arkadaşlar bir noktada Bozkurt destanına benzer ama Uygurların türeliş destanıdır. Saka hükümdarının İranlılarla yaptığı savaşlar anlatılır. Destan kahramanının adı bazı kaynaklarda Efresyap olarak geçer bu kelimeyi unutmayın. Burada bahsedilen destan da Alpertunga destanıdır. Yine Alpertunga destanı ile ilgili bilgileri biz İranlılara ait Şehname adlı destandan öğreniyoruz. Burada Oğuz Kağan destanı ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Unutmayalım, destanlara dikkat ediyoruz. Beşinci soru. Şöyle ayarlayayım sizler için. Yukarıda bazı beyitlerine yer verilen Kutatku Bilik ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Şimdi beyitlerimize bakalım. Ben orijinal hallerini de verdim. Sizler için açıklamalarını da yazdım. Açıklamalarını okuyayım. Tanrı adı ile söze başladığım o yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbimdir. Bütün alemi dilediği gibi yarattı, dünya için güneş ve ayı aydınlattı. Bak feleği yarattı durmadan döner, onunla birlikte hayatta durmadan devreder. Görüldüğü üzere beyitlerle yazılmış arkadaşlar, biz de seçenekleri inceleyelim. Hem beyitlere göre hem Kutatku Bilik ilgili genel bilgilerimiz üzerinden sorumuzu cevaplayalım. Mesnevi tarzında yazılan eserde aruz ölçüsü kullanılır ve eser ilk siyasetname olma özelliği taşır. Doğru. Zaten beyitlere de dikkat ederseniz bakın, başladım idim AA, sena fena BB, tün kün CC yani kafiye örgüsü de mesneviye uygun, aynı zamanda bir siyaset siyasetnamedir ve aruzla yazılmıştır. A seçeneği doğru. Beyitler incelendiğinde İslami bazı ögeleri barındırdığı görülür. Bakın, Tanrı adıyla söze başlamak, O'nun yaratan olması, alemleri dilediği gibi yaratması bunlar İslami bazı ögelerdir. Karahanlı Türkçesinin Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Bu zaten geçiş dönemi eserlerinin genel özelliğidir. Doğru. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen didaktik bir eserdir. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi gelelim C seçeneğine. Anlatılmak istenenler dört sembolik kişilik üzerinden anlatılır. Buraya kadar problem yok. Çünkü eserimiz alegorik bir eser. Dört sembolik kişi üzerinden, onların karşılıklı konuşmaları üzerinden eser ortaya konur. Şimdi bu kişiler. Şöyle inceleyelim arkadaşlar. Kün Togdu, kanun adalet doğru ait olduğu akıbet hayatın sonu burada hata var arkadaşlar od gurmuş mutluluk saadet hata var ögdilmiş akıl zeka bu doğru arkadaşlar ait olduğunun karşıladığı kavramlar mutluluk ve saadet od gurmuşun karşıladığı kavramlar akıbet ve hayatın sonudur Dolayısıyla buradaki açıklamalar yer değiştirmeliydi. Burada bir bilgi yanlışlığı var. Cevabımız C seçeneği. Kutatkubiliğin genel özelliklerini, beyitlerin kaç beyitle yazıldığına, kaç dörtlükle yazıldığına, hangi aruz kalıbı kullanıldığına, kaç nüshasının bulunduğuna, ayrıntılarıyla birlikte bütün hatlarıyla Kutatkubili'ye dair bilgilerimiz tam olmalı, eksik bir bilgi olmasın. Özellikle bu dört kişi ve onların karşıladığı kavramlara dikkat edelim. Altıncı soru, Yukarıdaki açıklamalarla aşağıdaki kavramlardan hangisi eşleştirilemez? Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan bu nazım şekli tek dörtlükten oluşur ve AAXA şeklinde kafiyelenir. Arkadaşlar anonim halk edebiyatında tek dörtlükten oluşup AAXA şeklinde kafiyelenen nazım biçimi manidir. 11 ile hece ölçüsüyle yazılan bu şiirde dörtlük sınırlaması bulunmaz ve başta kahramanlık olmak üzere çeşitli konular işlenebilir. Dörtlük sınırlaması bulunmadığı için destan, Halk edebiyatının aruzla yazılan nazım şekillerindendir. Bakın aruzla yazılan. Ve feilatun, 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 feilun kalıbı kullanılır. Bu da selistir arkadaşlar. Allah sevgisinin işlendiği bu nazım türü tarikatlara göre farklı isimler alabilir. Bu da ilahidir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi neden ikiye koşma değil de destan dedik? Her ikisinde de 11 lehece ölçüsü vardır ama koşmada dörtlük sayısı 5-6 iken destanda dörtlük sınırlaması yoktur. Mani'nin Çeşitlerine de dikkat etmelisiniz. Yani düz mani, ayaklı mani, kesik mani, cinaslı mani, değiş mani bunlara dikkat edelim. İlahinin diğer tarikatlardaki atlarını mutlaka bilelim. Mevlevilerde ayin, gülşenilerde tapu, halvetilerde durak, alevilerde deme, nefes şeklinde adlandırmalar var. Bunları bilelim. İsim olarak da olsa, aruzla yazılan halk edebiyatın azın biçimlerini bilelim. Yani divan, seris, kalenderi, vezniahar, satranç gibi kavramları ismen de olsa bilelim. Yani... Detaylı özellikleri sorulmaz ama isim olarak bilmekte fayda var. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki iki örneğin, yukarıda iki örneğine yer verilen nazım şekli ve Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi, Dilber'in işi itabu naz olur, çeşmi cadu gamzesi gammaz olur, ey gönül sabrit, tahammül kıl ana, yare irişmek işi az az olur. Dilberin haddi gülü handan durur, şol mutarra sümbülü reyhan durur. Can eger tenden revan olsa ne gam, ehli aşkın canı çün canan durur. Şimdi şuraya dikkat edin bakın. Yukarıda iki örneğine yer verilen nazım şekli. Demek ki bunlar başlı başına örnek teşkil ediyorsa bizim nazım şeklimiz tek dörtlükten oluşuyor. Bir defa en önemli özelliklerden biri bu. Bu bir. İki. Hemen kafiyesine bakıyoruz. Olur, olur, ana, olur. Nedir bu? A, A, X, A, 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 X, A. Dolayısıyla mani tipi kafiye de var. Şimdi tek dörtlükten oluştuğunu belirledik. Kafiye örgüsünü belirledik. Görüyoruz ki arkadaşlar zaten dörtlükte yazıldığını söylemiştik. Dili de halk edebiyatından uzak bir dil. Yani bu dil halk edebiyatında kullanılmaz. Mani de olamaz. Öyleyse hemen divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan, tek dörtlükten oluşan nazım şekilleri aklımıza gelmeli. Burada iki nazım şekli var. Biri rubai, diğeri de tuyu. Hemen bakalım. Kıta, mani, tuyu, şarkı muhammes. Bakın cevabı bulduk. Cevabımız ne olacak? Tuyu olacak. Onun en önemli temsilcisi de Kadı Burhanettin. Soruyu yazma sebebim de arkadaşlar, divan edebiyatına Türklerin kazandırmış olduğu tuyu ve şarkı nazım şekillerine, bu nazım şekillerinin özelliklerine dikkat ediyorsunuz. Bir de en önemli hatırlatmalardan biri şu, konuyu anlatırken de söylemiştim daha önce. Divan edebiyatında nazım şekillerinin bütün detaylı özelliklerini evet bileceğiz ama... En önemli özellik arkadaşlar nazım şekillerini bir diğerinden ayırmanın en önemli yolu kafiyelerini bilmektir. Dolayısıyla kaside, gazel, mesnevi, müstezat, tuyu, rubai, terkibi ben, tercihi ben her neyse burada kafiye şekilleriyle ilgili asla bilgi eksikliğimiz olmamalı. 8. soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Padişahın tahta oturması münasebetiyle yazılan kasidelerdir cülusiye. Doğru. Gazelin her dizesine aynı ölçüde kısa bir dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir müstezat. Doğru ki kısa mısralara zaten ziyade diyoruz. A A A A B B B A C C C A biçiminde kafiyelenen bu nazım şekli en az 3, en fazla 6 bentten oluşur. Övgü, yergi, din, felsefi konular işlenir. Murabba doğru. Murabba'yı belirleyecek en önemli özellik ilk dörtlüğün kendi içinde kafiyeli olmasıdır. Doğru. Bir gazelin beyitleri üzerine üçer mısra eklenerek oluşturulur demişiz. Kafiye örgüsünü vermişiz. Ve taşdir denmiş. Arkadaşlar burada hata var. Çünkü bir gazelin beyitleri üzerine üçer mısra eklenerek oluşturulan nazım şekli taşdir değil tahmistir. Taşdirde beyitlerdeki mısraların arasına 3 mısra eklenir. D seçeneğinde yanlışlık var. Her kasidede olmasa da genelde kasidelerde gazele yer verilen bölümün adıdır tegazül. do. Cevabımız D seçeneği. 9. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyılda yaşamış, dini tasavvufi şiirler yazmıştır. Asıl mesleği duvar ustalığıdır. Yusuf-u Züleyha Mesnevisi, Türk Edebiyatı'nda Anadolu sahasında yazılan ilk Yusuf-u Züleyha Mesnevisidir. Arkadaşlar 13. yüzyıl duvar ustalığı ve Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'nden bizim cevabımız A seçeneği Şeyyat Hamza'dır. Zaten duvar ustası olduğu için Şeyyat unvanı verilmiştir. Unutmayın Yusuf Züleyha'yı başka divan şairleri de yazacak. Fakat Anadolu sahasındaki ilk Yusuf Züleyha, Şeyyat Hamza'nın bu önemli bir özellik, bu ismi ve bu eseri unutmayalım. 10. Soru Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken eserler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hacı Kalfa olarak bilinir. Bakın bu çok önemli bir ipucu. Uzun yıllar divan katipliği yapmış, çeşitli seferlere katılmış, geniş bir coğrafyayı tanımıştır. Tarih, coğrafya, bibliyografya konularıyla ilgili eserleri vardır. Nokta nokta demişiz. Eserinde birçok yazar ve eseri tanıtır. Bir coğrafya kitabı olan eserinde ise yerküre, okyanuslar ve kıtalar ile ilgili genel bilgiler verir. Arkadaşlar Hacı Kalfa olarak bilinen isim Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi'nin binlerce yazar ve eseri tanıttığı eseri Keşfü zünundur Adana'yı, Denizli'yi ve Edirne'yi eleyelim ve onun yerküre, okyanuslar, kıtalar gibi coğrafi özellikleri anlattığı eseri de Cihan Numa'dır. Cevabımız B seçeneği. Özellikle Katip Çelebi, Keşfiz Zünun'u ve Cihan Numa'yı unutmayalım. Bu soruda benim tahminlerimden biri. Katip Çelebi ile ilgili bir soruyla karşılaşabiliriz. 11. Yukarıda özellikleri verilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Hem heceyi hem aruzu kullanır. Erzurum ve Trabzon medreselerinde okur taşlamalarıyla ünlüdür. Divanı ve Sergüzeşname isimli eserleri vardır. Şimdi özellikle zaten hemen Sergüzeşname bizi kime götürmeli? Seyrani, Sümmani, Ercişli Emra, Bayburtlu Zihni, Gevheri. Hemen kime gitmeliyiz? Bayburtlu Zihni'ye gitmeliyiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi burada taşlama ifadesi kafanızı karıştırabilir. Evet Seyrani'de de taşlamalar var. Fakat Bayburtlu Zihni'nde de taşlama var. Ve Sergüzeşname kime ait bir eser? Bayburtlu Zihni'ye ait bir eser. Burada Seyrani, Bayburtlu Zihni, Ercişli Emrah özellikle arkadaşlar e, halk hikayeleri üzerinden sorulabilir. Yine Gevheri e, müziğe olan ilgisi adına bir müzik makamı da makamı da var bunun üzerinden sorulabilir. Dikkatli olalım. Sümmani de atışmalarıyla ünlü. 12. soru. Aşağıda yer alan Türkçenin söz varlığı ile ilgili çalışmalarından hangisi yukarıda verilen isimlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Türkçenin söz varlığını ortaya koyan çalışmalar 11. yüzyıla kadar uzanır. Divan-ı lugat Türk, Türkçenin söz varlığının belirlendiği ilk eser olarak karşımıza çıkar. Ali Şir Nevai, Muhakemetül Lügateyn adlı eserinde ise Türkçenin farçadan üstün bir dil olduğunu ortaya koyar. Özellikle fiiller yönünden zengin bir dil olduğunu belirtir. 19. yüzyıl itibarıyla Tanzimat Edebiyatı'nda Türkçenin söz varlığını ortaya koyan çalışmaların artarak devam ettiği görülür. İbrahim Şinasi, Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami bu noktada çalışma yapan isimlerdir. Şimdi arkadaşlar, İbrahim Şinasi'nin çalışması Durubu Emsali Osmaniye, Muallim Naci'nin çalışması Lugat-ı Naci, Ahmet Vefik'in çalışması Lehçe-i Osmani, Şemsettin Sami'nin çalışması Kamusu Türki. Lehçetül Hakayık Direktör Ali Bey'e ait bir eserdir. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi bu soruda da bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Tanzimat döneminde arkadaşlar özellikle sözlük çalışmalarına, gazete çalışmalarına, anı türündeki eserlere dikkat etmelisiniz. Genelde hep romanlar ve şiirler üzerinde, tiyatrolar üzerinde duruluyor ki doğrudur. Ama bu sözlük çalışmaları, anı türündeki eserler ve gazete çalışmaları asla ihmal edilmemeli. Buraya dikkat. Yine sözlükten bu yıl bir soru bekliyorum. Devam edelim. 13. soru birlikte arkadaşlar incelemeye çalışalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Oyunlara sahne tekniğine uygun olmayan Abdullah Kamit, konularını tarihten ve hayali olaylardan alır. Doğru. Şiir, roman, hikaye, tenki, tiyatro, edebiyat teorisi alanlarında eserler veren Recaizade Mahmut Ekrem, şiirlerinde romantizmin, romanında ise realizmin etkileri görülür. Zemzeme adlı eserinde sanata ve şiire dair görüşlerini açıklar. Doğru ki unutmayın zemzeme şiir türünde bir eserdir, bunun ön sözünde görüşlerini açıklar. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey özellikle Molière'den yaptıkları tiyatro çevirileri ve adaptasyonları ile Türk tiyatro edebiyatına katkıda bulunmuşlardır. Doğru. Muallim Naci, medrese kültürü etkisiyle divan tarzı şiirler yazmışsa da zaman zaman batı anlayışına uygun şiirler de yazmıştır. Ateşpare, Şerare isimli şiir kitapları yanında Defteri Amal adlı anı türünde eseri ve ıslahat adlı bir edebi terimler çalışması vardır. Burada hata var arkadaşlar çünkü defteri amal muallim Naci'ye ait değil. Sami Paşazade Sezai az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikaye alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Esir Kız Dilber'in maceralarını anlattığı Sergüzeş romanı ile üne kavuşmuştur. Doğru. Arkadaşlar burada Muallim Naci ile ilgili bilgiler doğru olsa da defteri amal ona ait bir eser değil. Muallim Naci'nin anı türündeki eseri Ömer'in çocukluğudur. Defter-i Amal, Ziya Paşa'ya ait bir anı türünde eserdir. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi bu 13. soruydu, gelelim 14. sorumuza birlikte inceleyelim. Yukarıda Mehmet Akif'in Safahat adlı eserinde yer alan bölümlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bilgi yanlışlığının giderilmesi için hangi bölüm isimleri yer değiştirmelidir? Hemen bakalım. Safahat, Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumunu anlatır. Tarihi ve sosyal manzumelere yer verir, istibdada eleştirir bu bölümde doğru. Süleymaniye Kürsüsü'nde, Balkan felaketini hazırlayan toplumsal sorunlarla ilgili satirik, didaktik bir eserdir. İki arkadaş Fatih yolunda ve Vais Kürsü'de adlı iki bölümden oluşur. Burada arkadaşlar hata var. Devam edelim. Hakkın Sesleri, Her şiirin başında bir ayet vardır. Bu ayetler ışığında o zamanın toplumsal ve siyasi olayları yorumlanır. Bu doğru arkadaşlar. Fatih kürsüsünde Osmanlı aydınları ile halk arasındaki ilişkiyi gözler önüne serer Mehmet Akif burada. Mehmet Akif bu eserde kurtuluş yollarını anlatır ve arzuladığı milletin nasıl olacağını dile getirir. Arkadaşlar burada da hata var. Devam edelim. Hatıralar 1913-15 yılları arasında yazılmış 10 manzumeden oluşur. Mehmet Akif'in Berlin seyahatlerini anlatan hatıralardır. Doğru. Asım, Birinci Dünya Savaşı'nda sahneler yer alır ideal gençlik tipini ortaya koyar. Manzum hikaye tarzında yazılmış bir eserdir. Eser baştan sona kadar karşılıklı konuşma şeklindedir. Doğru. Arkadaşlar burada Süleymaniye Kürsüsü'nde isimli bölüm ile Fatih Kürsüsü'ndeki e, Kürsüsü'nde isimli başlık yer değiştirmeli ki o zaman açıklamalar doğru olacaktır. Dolayısıyla 2 ve 4 cevabımız olmalı. O da C seçeneği. Bu soruya bilhassa yer verdim. Daha önce yakın zamanda Yahya Kemal ile ilgili bir soru sorulmuştu. Bu yılda arkadaşlar yine Milli Edebiyat Dönemi bağımsız sanatçılarından, sosyal gerçekçi sanatçılarından Mehmet Akif ile ilgili bir soru gelebilir. Ki onun Safaat adlı eseriyle ilgili, bu eserin bölümleriyle ilgili sorular gelebilir ki o zaman da zor ve güzel bir soru olur. O yüzden bu bölümlere lütfen dikkat edelim. 15. soru Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda yer alan boşluklardan birine getirilemez? servet topluluğunun en önemli şairi olan Tevfik Fikret, Arzu Türkçe'ye başarılı uygular ve sanat için sanat anlayışıyla şiirler yazar. Fakat bazı şiirlerinde sosyal ve siyasi olaylara da değindiği görülür. Şimdi burada bir şiirimiz olacak. İstanbul'u kötü bir kadına benzeterek nefretini dile getirir. Burada ise köhne tarihi ve din olgusunu eleştirir. Eserinde iddiaat ve terakki eleştirisine yer verir. Şiiri ise sosyal içerikli bir manzum hikaye olarak karşımıza çıkar. Şimdi boşluklara uygun şiirleri getireceğiz. Arkadaşlar İstanbul'u kötü bir kadına benzeterek nefretini dile getirdiği şiiri Sis şiiridir. Ki bu şiire Yahya Kemal, İstanbul aşığı Yahya Kemal, Sis'te söyleniş şiiriyle karşılık verir. Devam edelim. Köhne tarihi ve din olgusunu eleştirdiği şiiri tarihi kadimdir. Bu yüzden Mehmet Akif ile tartışır. İttihat ve terakkiyi eleştirdiği şiiri 95'e doğrudur. Yine manzum hikaye olarak karşımıza çıkan şiiri Rubab-ı Şikeste değil, balıkçılardır. Cevabımız C seçeneğidir. Tevfik Fikret dikkat edilmesi gereken sorulma ihtimali yüksek bir isimdir. Onun özellikle sosyal ve siyasi içerikli şiirlerine dikkat edelim arkadaşlar. Yani sadece Haluk'un defteri, sadece Şermin gibi eserler üzerine odaklanmayın. Böyle bir soru gelirse asla kaçırmamalıyız. 16. Yukarıdaki şiir incelendiğinde hangi edebi akımın etkisinde yazıldığı söylenebilir? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde olmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasır kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Şimdi arkadaşlar burada verilen şiirden anlıyoruz ki, Bakın imgeye yer verilmiş, kapalı anlatıma, çağrışıma yer verilmiş. Özellikle güneş rengi bir yığın yaprak, merdivenleri ağır ağır çıkacak olmak, suların sararması, yüzün perde perde solması, kızıl havalar, yine akşam ifadesi, güllerin kanaması, alev gibi dallar, kanlı bülbüller, bunların tamamı, bu kavramların tamamı imge olarak kullanılmıştır ve bu kavramlar bize sembolü, sembolizmi, yani doğanın semboller aracılığıyla anlatıldığı sembolizm akımını hatırlatmalıdır. Ki bu şiir zaten Ahmet Haşim'in bir şiiridir. Bu şiiri bilmeliyiz. Türk Edebiyatı'nda bazı önemli şiirleri bilmeniz işinizi çok kolaylaştırır. Ahmet Haşim de arkadaşlar fecrati sanatçılarından ve sembolizmin etkisinde. Şiirde yer alan işaretlediğim kavramlardan anlamın kapalı olmasından zaten şiiri bilmeseniz bile sembolizme gitmeniz gerekirdi. 17. Yukarıda içeriğine dair bilgiler verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Hüseyin Rahmi'nin Türk toplumunun gerçekleriyle uyuşmayan, alafranga züppe, dejenere tiplere yer verdiği romanlarından biridir. Romanda Angel'in, Dehri Efendi'nin konağında yaşadıkları mizahi bir şekilde anlatılır. Dehri Efendi, küçük çocuğunun eğitimi ve bakımı ile ilgilenmesi için konağa genç ve güzel bir Fransız olan Angel'i alır. Angel ve konakta yaşayanlar üzerinden ahlaki çöküş mizahi bir yaklaşımla ele alınır. Şimdi Hüseyin Rahmi'nin hangi eseridir bu arkadaşlar? Mürebbiye isimli eseridir. Özellikle o dönemde bir moda haline gelen konaklarda mürebbiye bulundurmanın Türk toplumunun, Türk aile yapısını nasıl dejenere ettiğini ya da aile yapısına nasıl bir ahlaki çöküntüye sebep olduğunu anlattığı romanlardan biridir. Ki burada mizahi bir dil de kullanır. Onun özellikle Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ve Şık ismindeki romanlarına dikkat etmenizde fayda var. Sokağa edebiyata taşıyan sanatçıdır. Ahmet Mithat Efendi'nin de etkisindedir. 18. soru. Yukarıda hakkında bilgiler verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Roman, öykü ve gezi yazarlarımızdandır. 1980'lerde tek başına sırt çantalı seyahatleri sırasında yazdığı Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları adlı eserle kadın gezgin olgusuna dikkat çeker. Düşsel ve fantastik ögeleri eserlerinde kullanır. Alegorik anlatımdan yararlanır yazar Kumralada Mavi Tuna adlı eserinde Tuna ve Aras adındaki iki kardeşin hayatlarını ünlü bir çiftin kızı olan Ada'nın mahallelerine taşınmasıyla yaşananları anlatır. Romanda bu üç kişi ve ailelerinin aşkla ve acıyla tanımlanan hayatları geriye dönüş teknikleri kullanılarak ele alınır. Arkadaşlar burada bahsi geçen yazarımız ki eserlerine yer verildi bakın Kumralada Mavi Tuna yine onun özellikle düşsel ve fantastik ögelerden yararlandığı da söylendi. Bu isim kim olabilir? Buket Uzuner. Çünkü Kumralada Mavi Tuna, yine Uzun Beyaz Bulut Gelibolu, iki Yeşil Susamuru gibi eserlerimiz var. Bu noktada Buket Uzuner'e dikkat etmeliyiz. Yine buradaki seçenekleri de bilhassa belirledim. İncaral, Nezihe Meriç, Adalet Ağolu, Leyla Erbil. Özellikle Adalet Ağolu'ndan da bir soru gelebilir. Şimdi dilerseniz devam edelim. Burada güzel bir sorumuz var. 19. soru. Yukarıdaki şiirler yapı ve içerik özellikleri incelendiğinde sırasıyla hangi şairler tarafından yazılmış olabilir? Şimdi önce şiirleri inceleyelim ve bağlı oldukları geleneği belirlemeye çalışalım. Ne Londra konferansı şöyle ayarlayayım özür dilerim şiir tam görünmüyor başlayalım. Ne atom bombası ne Londra konferansı bir elinde cımbız bir elinde ayna umrunda mı dünya? Burada arkadaşlar görüldüğü üzere şairanelik, ölçü, redif, kafiye ...pek önemsenmemiş. Anlam kapalı değil, ee, söyleyiş çok basit. Yani olabildiğince her yönüyle basit bir şiir var karşımızda. Basit şiir hangi geleneğe ait olabilir? Hemen aklımıza birinci yeni gelmeli, yani garipçiler. Bunu belirleyelim. ''İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım... ...şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından... ...bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından... ...durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar... ...şu aranıp duran korkak ellerimi tut... Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz anlam pek önemsenmemiş, kapalı bir anlatıma yer verilmiş, ölçü önemsenmemiş. Dolayısıyla soyut, kapalı anlatıma yer verilen bir şiir var. Cumhuriyet döneminde bu ne olabilir arkadaşlar? İkinci yeni şiiri olabilir ki şiirle ilgili olanlarınız göğe bakma durağı şiiri hemen, şiirini hemen hatırlayacaktır. Devam edelim. Kasnağından fırlayan kay kayışa kaptırdın mı kolunu Alişim? Daha dün öğle paydosundan önce Zileli'nin gitti ayakları. Yazıldı onun da raporu ihmalden gidenler gitti Aliş'im. Şimdi arkadaşlar burada da toplumcu gerçekçi bir anlayış görüyoruz. Bir işçi olan Aliş'in yaşadığı iş kazası anlatılmakta. Dolayısıyla onların o insanların durumu ortaya konmakta. Burada da toplumcu gerçekçi bir anlayış var. Şimdi özetleyelim. Birinci şiirimiz garipçiler. ikinci şiirimiz ikinci yeni. Üçüncü şiirimiz toplumcu gerçekçiler. Şimdi seçeneklere bakabiliriz. Melih Cevdet Anday, İlhan Berk, Atilla İlhan, Atilla İlhan toplumcu gerçekçilere uymayacak. Cahit Külebi, Özdemir Asaf, Ahmet Arif, Cahit Külebi garip şiirine uymayacak. Orhan Veli, Turgut Uyar, Rıfat Ilgaz. Evet arkadaşlar bakın cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim. Orhan Veli, Necip Fazıl ikinci yenici değildir. Yine Ercüment Behzatlav olabilirdi. Ece Ayhan garipçilerden değil, Atilla İlhan Nazım Hikmet. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği. Bu tarz bir soruyla karşılaşabiliriz ki EBA testlerinde buna benzer sorular var. Şiirleri yapı ve içerik öz özellikleri açısından inceliyoruz. Bağlı oldukları geleneği belirliyoruz. Ardından seçeneklere yönelerek hangi şairler tarafından yazıldığını bulmaya çalışıyoruz. Bakın bu şiirimiz Cımbızlı şiirdi Orhan Veli'nin. Bu şiirimiz Göğe Bakma Durağı'ydı Turgut Uyar'ın. Yine bu şiirimiz Alişim şiiriydi Rıfat Ilgaz'ın. Şimdi gelelim 20. sorumuza. Boşluklara getirilmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Roman ve hikayede anlatım tekniklerinden bir soru gelecek arkadaşlar. Bununla ilgili başlı başına bir test kanalına yüklemiştim. Oraya da göz atabilirsiniz. Şimdi sorumuzu çözelim. Boşluklara gelmesi gereken ifadeleri bulalım. Savcı onlara biraz yaklaştı. Yüzü sertleşti. Kaşları çatıldı. Bir kanun adamı olaraktan ben bunu, bu iki aileyi başka illere, mesela Kars'a. Kars iyi dedi Süleyman Ağa. İyi hiç gelmezler dünyanın öteki ucu dedi Hacı Ağa. Edirne de olur cehennemin dibi. Kanun bana yalnız teklif salahiyetini veriyor. Gerisi ağır ceza reisinin elinde. Ne zaman isterseniz ben dosyayı hazırlar ağır cezaya takdim ederim. Yukarıda Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı romandan alınan bu nokta nokta demişiz. Okuyucuyu daha etkin kılmak için başvurulan tekniğinde kullanılır. Şimdi arkadaşlar Demirciler Çarşısı Cinayeti'nden alınan bu parça karşılıklı konuşma yani diyalogtur. Hemen Denizli ve Ceyhan'ı eleyelim. Peki, okuyucuyu daha etkin kılmak için diyaloglar hangi teknikte kullanılır? Anlatım, özetleme, gösterme. Arkadaşlar cevabımız E seçeneğidir. İlk boşluk diyalog, okuyucunun daha etkin kılınmak istendiği e, teknik ise gösterme tekniğidir ki gösterme tekniği için iç monologdan, diyalogdan, monolog gibi kavramlardan, tekniklerden de yararlanılabilir. Cevabım, cevabımız burada E seçeneği olacak. 20. soruyla beraber arkadaşlar denememizi tamamlamış bulunuyoruz. 3 veya 4 tane genelde sorulan anlam bilgisi sorularına bu denemede yer vermedim bu seferlik. Deneme umarım sizler için faydalı olmuştur. Özellikle bu denemede e, soru tahminlerime de yer vermeye çalıştım arkadaşlar. O bahsettiğim üzerinde durduğum isimlere lütfen dikkat edelim. Ayrıca sonuçlarınızı, düşüncelerinizi yorum bölümünde belirtirseniz çok memnun olurum. Başka bir denemede ve derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.